Merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Ordu'nun Kabadüs Çambaşı Yaylası'ndan sesleniyoruz. Karagöl Ocakbaşı'nın konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Cemil Karagöl bulunmakta. Bakalım bize sektörü, lezzetleri ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. İyi günler. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Karagöl Ocakbaşı Kasap kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı Cemil Bey? Ben çiftçiyim, hayvancılık yapıyordum. O alışverişe bakan bunu düşündük işte. Askerden sonra aşağı yukarı 30-35 senedir bu işi yapayım. Kendim küçük başı kendim üreteyim. Bilhassa da buranın yerli hayvanını tüketeyim. İşte böyle yazın yaylalarda ömrümüz sağlıkla geçiyor. Harika. Burada böyle bir açık vardı gıda sektöründe. Siz de aslında böyle bir adım atarak buraya bu hizmeti, bu lezzeti taşıdınız. Hayvanlar kendi hayvanlarınız. Evet. Kesip burada müşterilere sunuyorsunuz. Peki haftalık kaç hayvan kesilip burada müşterilere sunuyorsunuz? Ya önceler daha fazla oluyordu. Bu son yıllar azaldı. Köylerden göç gitti. Bu sene iklim biraz yavaş gitti. Hava iyi olduğu müddetçe artıyor. Ama hava yağdı mı burası turizme kaldı. Yerli halk bu yaylalarda eski yoğunluğu yok. Burada sadece kasap olarak değil, gelip burada yemek de yiyebiliyorlar. Ocakbaşı hizmeti Evet, de veriyoruz. evet. Lezzetlerimiz arasında neler bulunmakta? Kuzu eti, başta dana etimiz var. Dananın köftesi var. Burada yerli üretenlerden camış deriz, manda yoğurdu. Hayvan yoğurt, kaymak, peynir bunları da getirip vatandaşlara yediriyoruz. Evet. Köftemiz zaten başta. Kuzu ile köfte başta gelir. Harika. Peki sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Ben et tabi kıt bulunan bir ürün oldu son yıllarda. Herkes mandıralardan et kesti. Ben buranın doğal etini kullandım. Vatandaş zaten biliyor. Bunu reklam, haber yapmanın bir anlamı yok. Bunu müşterim zaten tatmakla da biliyor. Hani benim özelliğim de o. Buranın turistik bir yer olduğu için aslında buraya gelenler tabii ki bu eti başka yerde bulamıyorlar. Ya bu başta geliyor zaten. Adam buraya etine, suyuna, havasına geliyor. Bunun başka bir şey yok ki burada. Hayvan ürünlerine. Yani bunu yerli olduğu zaman vatandaş bunu zaten anlıyor. Yiyen bir daha geri dönüyor. Buradan et götürüyor. Bulamam diye. Baba eti dondurup taşıyan var İstanbul'da. Süper. Peki bulunduğunuz sektör bir gıda sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör. Ne tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz bu sektörde? Ya her sektörün bir sıkıntısı olur ama biz bunu severek yapıyoruz. Tabii sıkıntısız bir iş olmaz. Ama girdi çıktı maliyetlerinin yüksek olması sizi etkiliyordur sektör olarak. O başta geldi. O her iş yerinin baş sorunu. Fiyatların artması tüketiciyi de yıprattı, bizi de yıprattı. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz Cemil Bey? Ya ben ne bileyim burada devam edelim. Yayla burası. Ben ömrüm sağ oldukça buradayım. Burada hizmet vermeye devam. Evet, evet. Peki hala buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada gelip bu lezzetli eti yiyecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve en önemlisi Kabadüz Çambaşı Yaylası halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Böyle bir fırsatı kaçırmasınlar. Bu yaylamız havasıyla bak bugün dışarı çıksan hırka giyiyi sahilde yanıyoruz. Bu havayı, bu lezzeti kaçırmasın. Herkes bekliyoruz. Bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Karagöl Ocakbaşı Kasap olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, bugün sizlere Ordu'nun Kabadüz Çambaşı Yaylası'ndan seslendik. Karagöl Ocakbaşı Kasap'ın konuğuyduk. Sevdiklerinizle bu lezzetli ürünleri yemek istiyorsanız, buranın doğasını, havasını içinize çekmek istiyorsanız, şehrin gürültüsünden uzakta kafa dinlemek istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.